Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde mor ve krem tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. şişlerim ise 3 numara böyle kısa iki şiş ile patiğimi yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar. Modeli bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif bir patik oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok ve baştan sona iki şiş ile yaptım. Bu defa hanımlar e, bu patiğim 36-37 numara ayaklar için uyumlu oldu. Küçük numara isteyenler için bu modeli küçük numara çalıştım. Büyük yapmak isteyenler şöyle sayıları artacak. Başlangıç sayıları her şey aynı. Tek fark şu. Bakın ben buraya bir mor bir krem, bir mor bir krem. Bu şekilde 9 tane model yaptım. 38 numara yapmak isteyenler, 30 ya 38 39 numara yapmak isteyenler buraya iki model daha fazla yapacaklar. Yani 9. mordan sonra bir tane krem, ardından bir tane daha mor. Yani bu şekilde iki model fazla yapacaklar. Geri kalan sayılar aynı. Zaten iki model fazla yapınca şu alt bölümdeki sayılarda ortalama 4 artıyor. 4 ilmek artıyor. Bu şekilde patik büyüyor. Tek fark bu büyük numara ile. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğimize bu bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. 20 ilmek olarak hemen şöyle krem ipim ile 20 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim şu ikinci 3, 4 5, 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve bir ilmek daha atıyorum 20. 20 ilmeğimi attım. Hemen şu ucuna şöyle bir düğüm atıyorum. Hanımlar patiğimizin şu bölümüne lastik uygulaması yapacağız. Bir düz, bir ters lastik. Şöyle ben buraya cilveli lastik dediklerinden lastik türünü, selanik lastik deniyor galiba. Tam emin değilim. Öyle lastik uygulaması yaptım. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz bir ters olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Şu an arka yüzdeyim. Bakın bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir düz bir ters olacak şekilde lastik uygulamasını yapıyoruz hanımlar. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir tane ters. Ve bir ilmek düz ördüm sonuncu ilmeğimi. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz. Yani şu ipimiz. Eğer ki sol taraftaysa ön yüzde demektir. Ön yüzde lastiğimizi şöyle yapacağız hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim karşıda. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın düz ilmeğimi örmeden aldım tersimi ters örüyorum. Bu lastik türünde hanımlar arka yüzde ilmeklerin hepsini gördüğümüz gibi örerken ön yüzde düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Yine düz ilmeğimi örmeden aldım. Tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de hanımlar düz olarak örüyorum ve ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Geldik arka yüze. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir düzüm var. Bir düz, bir ters. 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 Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Geldik yine ön yüze hanımlar. Ön yüze tekrardan bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bakın düz ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüze tersimi örüyorum. Düzümü örmeden aldım. Tersimi örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersimi örüyorum. Bu lastik kısmını hanımlar bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle ön yüzden baktığımız anda burada bakın düz ilmek görüntülerini sayacak olursak bir iki tane düz ilmek görüntüsü oluştu buraya. Ben bu modelimde hanımlar burada 4 tane düz ilmek görüntüsü oluşana kadar bu lastik bölümünü ördüm. Şimdi hep birlikte bu bölümde hanımlar 4 tane ön yüzde dört tane düz ilmek görüntüsü olana kadar patiğimizin bu lastik bölümünü yapalım gelelim. Evet hanımlar patiğimin bu lastik bölümünü tamamladım. Bakın burada dört tane düz ilmek görüntüsü var. 1, 2, 3, 4. Şimdi hemen şu modele başlayacağız. Mor ipimi aldım yanıma. E, Modelimi sadece iki sıradan oluşuyor. Ön yüzde ve arka yüzde modeli kuruyoruz. Sonra renk değişikliği yaparak diğer modele başlıyoruz. E, bu hanımlar ip değişikliği olduğu için bu defa ben ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şuraya bir ilmek örüyorum. Şu bir tane ilmek. Şöyle. Hemen ardından hanımlar bu ipimin ucunu da. Şöyle krem ilmeğime bağlayacağım pati sökülmesin diye bir düğüm atıyorum buraya iki tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi modelimiz iki ilmek ve katları üzerine kuruluyor hanımlar. Kenar ilmeğimi ördüm ardından öndeki iki ilmeğim ikisini birlikte alıyorum. Şimdi iki ilmeğin içinden beş ilmek çıkaracağım bakın iki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. Bu iki ilmeği sol çişinden bırakmıyorum iki krem ilmeğimi. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek oldu. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Aynı yerden 5. ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın 2 ilmekten 5 ilmek çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, ikinci modeli yapacağız hemen. Öndeki 2 ilmek üzerine. 2 tane ilmeğim var. İkisini birlikte şöyle örüyorum. Ardından ipimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın burada 3 oldu. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Aynı yerden 5. ilmeğimi çıkarıyorum. İkinci modelimizi de kurduk hanımlar buraya. Geldik diğer modelimize. Öndeki 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağım. Şu 3. ilmeğim ipimi şişime doluyorum. Şu 5. ilmeğim 5 ilmek çıkarttık. Diğer modeli yapacağım. Önde 2 ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 1 ilmek daha çıkarttım tekrar ipimi şişime doluyorum aynı yerden 5. ilmeğimi çıkarıyorum ve bu iki ilmeği şişimden bırakıyorum bu şekil. şimdi diğer modelimi yapacağım 2 ilmeği birlikte örüyorum İpimi şişime doladım aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım İpimi şişime doluyorum aynı yerden 5. ilmeğimi çıkarıyorum yani 2 ilmekten 5 ilmek elde ediyoruz hanımlar yeniden öndeki 2 ilmeğe model kuracağım 2 ilmeğin içinden bu şekilde 5 ilmek çıkartıyorum. Diğerini yapacağım. Bakın 2 ilmeğim var. Yine bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım. 1 ilmek çıkarttım. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Buradan 1 ilmek daha çıkartıyorum. Bir diğer modelimi yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. İpimi şişime doluyorum. 1 ilmek daha çıkarttım. Bir daha doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 5 ilmeğim oluyor. Yeniden bakın önde 2 ilmeğim var. İkisini örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 2 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı yerden 5. ilmeğimi çıkarttım ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde hanımlar modelimizin ilk sırasını böylece tamamlamış olduk. Bakın şekil şu. Bakınca görüntü böyle. Şimdi hanımlar arka yüzde modelimizin ikinci ve sonucu sırasını yapacağız. İlmekler de toplanacak bu aşamada. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. Bu ilmekleri şöyle yapacağız hanımlar. Bu ilk 2 ilmeği bakın. 5 ilmekten ilk ikisini düz olarak keserek örüyorum. Kalan üçlü ilmeği de ip kendime doğru aldım. Arka yüzde tersten keserek örüyorum. Tekrar 2 ilmek kalıyor. Yeniden ikinci beşli gruba geldik. Bakın gruplar kendini gösteriyor. Bu beşli grubun ilk iki ilmeğini bakın bir ikinci ilmeği de aldım. İkisini normal düzden keserek örüyorum. Kalan üçü de tersten keserek örüyorum. Yeniden bakın şu ilk iki ilmeği düzden keserek örüyorum. Yanındaki üçlü ilmeği de tersten keserek örüyorum. Devam ediyorum. İlk iki ilmeği düzden keserek örüyorum. Kalan üçlü ilmeği de tersten keserek örüyorum. Şöyle. İlk iki ilmeği düzden keserek örüyorum. Diğer üçlü ilmeği tersten keserek örüyorum. Bir diğer grubuma geldim. Bakın ilk ikisini düzden keserek örüyorum. Bir, şu ikinci ilmeği. İkisini düzden kesiyorum. Üçlü ilmeği de tersten keserek örüyorum. Yeniden iki ilmeği düzden kesiyorum. Kalan üçlü ilmeği de tersten kesiyorum. Bir diğer beşli grubumdayım. İlk ikisini düzden kesiyorum. Kalan üçünü de tersten kesiyorum. Sonuncu beşli grubumdayım. İlk ikisini düzden kesiyorum. Kalan üçlüyü tersten kesiyorum. Ve son kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar ön yüzdeyiz. İp değişikliği yaparak aynı modeli ikinci kez krem ipimle yapacağım. Model aynı hanımlar. Yine ilk modelde olduğu gibi burada da ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından öndeki ikili ilmeğimi modelimi kuracağım. Bakın şu ikili ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Daha bakın bu mor ilmeklerim şişimde. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı yerden 5. ilmeğimi çıkarttım. Diğer modelimi kuracağım. Yine 2 ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Aynı işleme devam ediyoruz. Her iki sırada bir aynı modeli kuruyoruz hanımlar. Tek fark şu, renk değişikliği yapıyoruz sadece. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. 1 ilmek daha çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. 5. ilmeğimi de çıkarttım. Bakın hanımlar zaten ördükçe model kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Devam edelim. Öndeki ilmeğim var. İkisini örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Beşinci ilmeğimi de çıkartıyorum. İşte hanımlar. Şeklimiz bu. Gördüğünüz gibi iki sıradan oluşan gayet kolay şık bir model. Devam ediyorum. Yine öndeki iki modelimi aynı şekil yapıyorum. 2 ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. Tekrardan öndeki 2 ilmeğimi yine model kurulumu yapıyorum. Ve 5. ilmeğimi de çıkartıp mor ilmeklerimi şişimden bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Öndeki 2 ilmeğimi yine birlikte örüyorum. İpimi şişime dolayıp oradan bakın Çıktı geri yeniden göstereyim. İkisini birlikte ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek çıkarttım. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Şöyle hanımlar. Model zaten ördükçe kendini gösterdiği için yani şu anda çok belirgin olmayabilir ama dediğim gibi birkaç sıra model yaptıktan sonra iyice model kendini gösterecek. Yine 2 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttım. Son kez buraya da modelimi kuracağım. Şu 2 ilmeğin içinden ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek çıkarttım. Tekrar bir ipimi şişime doladım ve 5. ilmeğimi çıkarttım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde modelin ikinci sırasındayız. Bu sırada hanımlar ilmekleri geri topluyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Beşli beşli ilmeklerim var. İlk ikisini düzden keserek örüyorum. Bu beşli ilmeğimin son üçünü de tersten keserek örüyorum. Bu ikili ilmeği düzden keserek örüyorum. Beşli ilmeği de tersten keserek örüyorum. Yine beşli ilmeğim var burada. İlk ikisini düzden keserek örüyorum. Kalan üçü de tersten keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar arka yüzde ikinci sırada modelimizi yapıyoruz. Beşli beşli ilmeklerimizi topluyoruz. Beşli ilmeğimizin ilk ikisini düzden keserek örüyoruz. Kalan üçü de tersten keserek örüyoruz. Bu şekilde yine üçlüyü tersten kestim. Son beşli grubum kaldı. İlk ikisini düzden kesiyorum. Kalan üçü de tersten kesiyorum ve son kenar ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İlk iki modelimizi böylece tamamladık. Ee, tekrar renk değişikliği yaparak üçüncü modeli koruyacağız. İlk iki model nasıl yapıldıysa üçüncü de aynı yapılıyor. Bakın hemen ilk sırada birkaç göstereyim birkaç ilmek üzerine. Yine bakın kenar ilmeğimi ördüm. Tekrar öndeki iki ilmek üzerine. Yine 2 ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Ön yüzde 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Şöyle ipimi şişime doluyorum. 3. ilmeğimi çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve 5. ilmeğimi de çıkarıyorum. Model bu hanımlar. Bu şekilde iki sırada bir renk değişikliği yaparak modelimizi kuruyoruz. Yine öndeki ilmekler üzerinden Bakın 2 ilmek üzerinden 5 ilmeğimi çıkarttım. Devam ediyorum. Yine öndeki 2 ilmeğe model uygulamasını yapıyorum. Hani eliniz alışınca böyle seri bir şekilde hızlıca örüyorsunuz. Ve devam ediyorum. Bakın önde öndeki ilmeğim var. Bu 2 ilmekten yine 5 ilmek çıkarıyorum tekrardan bakın önde iki ilmeğim var bu iki ilmekten de yine şöyle 5 ilmek çıkarıyorum yine bakın önde iki ilmek var bu iki ilmekten yine 5 ilmek çıkarıyorum ve son kenar ilmeğimi düz örüyorum bakın 3. modelin ilk sırasını da yaptık hanımlar şimdi geri dönüyoruz buranın da ikinci sırasını yapalım şöyle kenar ilmeğimi alıyorum beşli gruplarım var İlk ikisini düzden kesiyorum. Kalan üçünü tersten. Bu ikili ilmeği düzden kesiyorum. Şöyle. Kalan üçlü ilmeği tersten kesiyorum. İkili ilmeği düzden kesiyorum. Kalan üçlü ilmeği tersten kesiyorum. İkili ilmeğimi düzden kesiyorum. Üçlü ilmeğimi de tersten kesiyorum. Bu şekilde 5'erli 5'erli gruplarımız vardı. Tekrar 2'şer ilmeğe düşüyor. İlmek sayıları yine modelin başındaki haline dönüyor. Şöyle bakın bu üçlü ilmeğimi de tersten kesiyorum. İkili ilmeği düzden, üçlü ilmeği tersten keserek ilmeklerimizi arka yüzde toparlıyoruz. Son 5'li grubum ikili ilk ikili ilmeği düzden kestim. Kalan üçlü ilmeği tersten kestim ve son kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın 3 modelimizi tamamladık. Bakın şekil kendini iyice gösterdi burada. Hanımlar ben bu patime dediğim gibi 36 37 numaraya uygun oldu. Toplamda bakın 1 mor 1 krem burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane model yaptım sizler 38-39 numara yapacaksanız buraya 9 değil 11 model yapın yani iki model fazla yapın 40 model yapacaklar buraya <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim 12-13 model de yapabilirler zaten ben ördükten sonra buraya toplamda 9 model yaptıktan sonra size mezura ile ölçüsünü vereceğim şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü yapmak istediğimiz ayak numarasına göre örelim gelelim ardından birlikte bu burun kesimine başlayacağız Evet hanımlar ben buraya 9 tane modelimi yaptım ve geldim. E, 9 modelin ölçüsünü şimdi vereceğim. Ona göre e, patiğinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle burundan şu bilekten itibaren şöyle sıfırlayarak ölçüyorum. Şöyle hemen düzelteyim. Bakın hanımlar 8,5 santimden fazla hemen hemen şöyle 9 santim kadar örmüşüm. Evet 9 santim. Dediğim gibi benimki 36-37'ye uygun oldu. Daha büyük yapmak isteyenler buraya iki model daha fazla yapabilir. İki model fazla olunca burası 10,5 ortalama 11 santim kadar olacaktır. En ölçüsünü de hemen vereyim isterseniz. Enimiz şöyle 6,5 santim hanımlar. Şöyle bakalım. 5 şu 6 evet 6,5 santimde de enimiz geliyor. Bu şekilde ölçümüz de buydu. Şimdi model bitti hanımlar. Modelli kısım bitti. Artık bu renkli ipimi kullanmayacağım. Bu aşamada ilmeklerimin tamamını krem ipim ile öreceğim. Şu renkli ipimi de keseyim hanımlar bu aşamada. Şöyle renkli mi kesiyorum. İpimin ucunu kremime bağlayacağım. Sökülmesin patiğimiz diye. Şuraya şöyle iki tane bir düğüm attım. Renkli ipim şimdilik beklesin bir kenarda. Hanımlar bu aşamada ilmeklerimizin tamamını hepsini sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Daha örerken şu ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Patik bittikten sonra böyle ip gizlemeyle falan uğraşmıyoruz. Böyle daha pratik oluyor. Şöyle. 20 tane ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin hepsini ön yüzde sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi aldım, örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. 20 ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra böyle örüyorum. Ön yüze geçtiğimiz anda burun kesimine başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Artık kesimlerimizi yapacağız. Kesimlerimiz e, hanımlar hem sağ hem sol kenardan kesimler olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Kenarda iki ilmek ördükten sonra sağ kenarda sağa doğru kesim yapacağız. Şu kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye. Sağa doğru kesimi de şöyle yapıyorum. Şöyle içeriden girilip de yapılabilir ama ben öyle zorlandığım için şu ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde sağ kenarda sağa doğru kesimimizi yaptık. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenarda da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Burada da sola doğru kesim yapacağım. Yani öndeki 2 iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Böylece sola doğru kesim oluyor burada. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. Şişimizde hanımlar sağdan ve soldan birer ilmek kesildi. 18 ilmek kaldı. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Kesme işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndüm ön yüzdeyim. Tekrardan sağ kenardan Bakın kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ördüm. Hemen 2 ilmekten sonra yine sağa doğru kesim yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi bakın şu ikinci ilmeğimi aldım. İlkin önüne bırakıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Ardından tekrardan son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim burada. Bu ikisini keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım ve kalan 2 ilmeğimi normal örüyorum. Böylece şişimizde 16 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde yine hanımlar ilmeklerimi ters örüyorum. Dediğim gibi arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar kesimlerimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından yine öndeki iki ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi ilkinin önüne getiriyorum. İkisini keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Şimdi bakın son 4 ilmek kaldı. Burada da öndeki iki ilmeği Aynı anda sola doğru kesim yapıyorum ve kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde sayalım 4, 8, 12, 14 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde 14 ilmeği ters öreceğiz. Ön yüzde yine sizlere gösterdiğim gibi kesimlere devam edeceğiz. Biz bu kesme işlemini şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 10 ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu burun kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar 10 ilmek kalana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. Ee, şimdi 10 ilmekle ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi iki sıra öreceğiz. Kesim işlemi yapmıyorum. Ön yüzde 10 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 10 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 10 ilmeğimizi Örüyoruz. Şimdi geri döndük ön yüzdeyiz. Tabanımıza başlayacağız hanımlar şu bölüme. Ee, bu bölümde e, kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkararak devam edeceğiz. Ilmek sayılarımız artacak. Bakın ilk ilmeğimizi şöyle ön yüzde sağ kenardan, ikinci ilmeğimizi de bu ön yüzde sol kenardan çıkaracağız. Hemen ilk kenar ilmek yerim şurada. Bakın V şeklinde kenar ilmek yerlerimiz görünüyor şuralarda. Şunlar kenar ilmek yerlerimiz. Bu ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. Buraya ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimde 10 ilmek vardı. Bir ilmek buradan çıkarttım. 12-11 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin tabanını örüyoruz. Hem de bu tabanı şu üst kısma dikişsiz eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttım. Şimdi şişimdeki 10 ilmeğimi düz örüyorum. Önce sağ kenardan, ön yüzde önce sağ kenardan sonra sol kenardan ilmek çıkarıyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra hemen bu sol kenarda kenar ilmek yerim şurada. ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Şişimizde 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum ön yüzdeyim. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine bakın burada. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan da şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bakın bir ilmek de buradan çıkarttık. 13 ilmek oldu. Şimdi bir de sol kenardan ilmek çıkartacağım. 14 ilmek olacak. İlmek sayıları artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurada bakın ilmeği iki kanadına birden girerek buradan da şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Geri döndük hanımlar. Yine arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar arka yüzde ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek sayıları her defasında İkişer ikişer artıyor. Şimdi şişimdeki 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 ilmek oldu. Sonuncu ilmeğimi ördüm ve bir ilmek de sol kenara girerek çıkartıyorum. Böylece hanımlar 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine sırasıyla ilmekler çıkarmaya devam edeceğiz yanlarda. Ee, bu şekilde hanımlar bu renkli bölüme gelene kadar e, ilmeklerimizi çıkartalım gelelim renkli bölümlerde yani buralarda anlatılacak küçük bir detay var sizlere onu anlatacağım Evet hanımlar bakın bu renkli yerlere gelene kadar e, ilmeklerimi ördüm şimdi geri dönüyorum Yine bakın arka yüzdeyim renkli bölümlerde ilmek çıkartmada küçük bir detay var şimdi onu göstereceğim Marka arka yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini ters öreceğim. Gördüğünüz gibi ilmek sayıları da artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi renkli bölümlerden ilmekler çıkaracağız. Hanımlar şöyle baktığımız anda burada 2 tane mor, 2 karem, 2 mor, 2 mor kenar ilmekleri görünürken Bakın bir diğer tarafta bir mor bir krem bir mor bir krem olacak şekilde kenar ilmek yerleri görünüyor. Biz buralarda biz burada nereyi baz alacağız şu tarafı bakın bir tane mor kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız bir tane krem bir mor bir krem. Buralardaki ikişer tane görünüyor o sebebi şu model kurulumu yaparken ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat İp geçişlerinde ilk ilmeklerimi de ördüğüm için buralarda ikişer tane kenar ilmek yeri görünüyor fakat biz sadece birinden ilmek çıkaracağız. Şöyle bakın mor olan yere geldim. İki kenar ilmek yeri var ama ben birinci ya da ikinci fark etmiyor. Şöyle birine giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Ön yüzdeyim. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Burada da bakın bir tane mor kenar ilmek yeri var. Buraya girerek buradan da bir tane ilmek çıkartıyorum. Hani yapacağımız işlem bu hanımlar. Bir sonraki sırada buradan mordan çıkartmayacağız. Kremden çıkaracağız. Yani birer tane ilmek çıkacak buralardan. Anlattığım detay buydu. Ee, biz bu işleme hanımlar Bakın burada en son mor var. Morun üzerinde bir tane lastik için krem var. Burada da bakın en son mor var. Morun üzerinde de bir tane lastiğin kenarındaki ilmek var. Bu bir tane kreme kadar morun üzerindeki bir tane krem kenar ilmek yerine kadar ilmeklerimi çıkartıyor. Bu şekilde ilmek sayıları arttıkça canımlar Şiş, şişimizdeki ilmekler şöyle sıkışık görünüyor. Ben böyle sıkışık bir şekilde ördüm yaptım. Hani çok da zorlanmadım. Bu aşamada hani zorlanacak olursanız şöyle yedek bir şişle buradaki ilmekleri ikiye bölerek de örebilirsiniz. Artık nasıl kolayınıza gidiyorsa. Bu şekilde ben buraya kadar toplamda 42 ilmek çıkarttım. Dediğim gibi ben 9 ilmek yapınca 9 model yapınca buradan 42 ilmek çıktı. Dediğim gibi siz buraya 9, 10, 11 yani fazla model kurduysanız ilmek sayılarınız artacaktır yani. 42 değil de 46 olur, 44 olur, 48 olur, 50 olur. Buradan çıkan ilmek sayısı bakın. Bu şişteki taban bölümündeki ilmek sayısı modelin sayısına göre fazlalık gösterecek. Bu fazlalık da zaten patiğinizin bir boy büyük olmasının sebebi olacaktır. Bunu unutmayalım. Dediğim gibi ben hani ördükçe de ilmekler burada kasma yapabilir. Ben sıkışık bu şekilde örmeyi başardım. Ama yok ben öremem diyenler için de dediğim gibi buradaki ilmekleri bir süre ördükten sonra şöyle ikişer bölerek e, ilmek aralarını genişleterek kolayca yapabilirsiniz. Dediğim gibi biz bu işleme en son mor e, bakın burada mor kenar ilmekleri var. E, bunun üzerindeki krema kadar şuraya gelene kadar bu işleme devam edeceğiz hanımlar dediğim gibi benim 42 ilmeğim vardı büyük yapanların ilmek sayısı fazla çıkacaktır şimdi hep birlikte bu bölüme kadar patiğimizin taban bölümünü örelim gelelim Ardından birlikte arka bölüme başlayacağız Evet hanımlar bakın patiğimin arka bölümünü de şekilde ördüm gördüğünüz gibi ilmekler sıkışacak burada biraz demiştim Evet sıkıştım ama biz bir süre ördükten sonra burada açılma oluyor e bu sıkışıklık gidiyor birkaç sıra ördükten sonra. Şu anda şişimde 42 ilmeğim var. Hani dediğim gibi sizler şu bölümü modeli fazla yaptıysanız buradaki ilmek sayınız 44 de olabilir. 46 da 48 de bu şekilde farklılık gösterebilir büyük numara yaptığınız için. Şimdi hanımlar patiğimizin tam olarak şu yan bölümüne geldik. Şu kenarlarına geldik. Hanımlar patiğimin şu kenarlarına ben beşer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Şimdi en son 42 il 42. ilmeğimi bu o, sol kenardan çıkarttım. Arka yüzde 42 ilmeğimin tamamını ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Artık yanlardan ilmekler çıkarmayacağız. 42 ilmek üzerinden patiğimin arka bölümünü öreceğim. Kenarlardaki hemen bu sağ ve sol kenardaki bakın sağ kenardaki ilk 5 ilmeğim haroşa olacak. Sol kenardaki son 5 ilmeğim haroşa olacak. Haroşalarımı her iki tarafta da düz örerek elde edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim haroşa düz ördüm. 3, 4, 5. Bu 5 ilmeğim haroşa düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz örmeye devam edeceğim sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzdeyiz çünkü patiğimizin bu arka bölümüne dediğim gibi geçtik hanımlar. Bakın son 5 ilmeğim haroşa. Haroşaları da yine düz örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeğimle birlikte bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 4 oldu. Şu da 5. Ön yüze buraya bir diş haroşa düştüm. Arka yüzdeyim. Şu aradaki ilmeklerimi ters öreceğim. Hanımlar patiğimizin bu arka bölümünde ön yüzde düz arka yüzde ters örgü örmeye devam edeceğiz. Sadece yanlardaki beşer ilmek haroşamızı haroş olarak öreceğiz hanımlar. Başka hiçbir şey yok. Patimizin arkası bu şekilde örülüyor. Hani dediğim gibi bu arka bölümde yani iki şişe delmekleri paylaştırabilirdiniz. Fakat ben böyle tek şiş üzerinden ördüm. Devam ediyorum. Bakın burada son 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar bu kenarlarda şurada ve şurada birer diş haroşamız oldu. Zaten böyle birkaç diş haroşa olduktan sonra bu bölüm daha bir açılacak. Daha rahat şekilde öreceğiz. İlmekler biraz daha rahatlayacak. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda şuraya gelene kadar 18 diş haroşa ördüm. Bu 18 diş haroşa benim bu ölçülerime göre tam denk geldi. Ee, bu aşamada sizler patiğinizin arka bölümünü böyle bir süre ördükten sonra buradaki ilmeklerde böyle e açılınca e Ayağınıza bir giyin ölçün o şekilde ölçü alarak yapın bu aşamada Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur Bakın tam şu topuğun kenarına gelene kadar öreceksiniz Hani ben 18 yaptım ama Belki siz 20 yapacaksınız. Belki 19, belki 21, belki 16. Bu tamamen sizin örgünüze göre ya da ölçünüze göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi ölçülerimize göre örelim gelelim ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar patiğimin bu arka bölümünü tamamladım geldim şu kenarda tam tamına 18 diş haroşan var şimdi topuğumuzu keseceğiz. Topuk kefiminde hanımlar ilmekleri şöyle ayıracağız. Örneğin benim şu anda şişimde 42 tane ilmeğim var. 42'yi 2'ye bölüyoruz. 21. 21'den 4 ilmek çıkaracağız. 17. Ben bu sol tarafa şimdi 17 ilmek ayıracağım. Farzı misal sizin şişinizde atıyorum 46 tane ilmeğiniz var. Topuk ayrımı şöyle oluyor. 46'yı 2'ye bölüyorsunuz. 23 23'ten de 4'ü çıkarıyorsunuz 19. Bu sol kenara 19 ilmek ayıracaksınız hanımlar. Bu ayrım böyle yapılıyor. Ya da bir örnek daha vereyim. 50 ilmeğiniz var. 50 ilmeği 2'ye bölüyorsunuz 25. 25'ten 4'ü çıkartın. Geriye 21 kalıyor. Sol tarafa da 21 ilmek ayırmanız gerekiyor hanımlar. Öncelikle bu aşamada benim toplamda 42 ilmeğim vardı. Sol tarafa 17 ilmek ayıracağım. Sayalım. 4 8 12 16 17. 17 ilmeğimi şöyle ayırıyorum. Yeri belli olsun diye hanımlar. Buradan şöyle farklı minik bir ip geçireceğim. Yeri belli olsun diye şöyle. 17 ilmeğin aradan şöyle bir ip geçirdim. Şimdilik dursun bu ipimiz. Topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Öncelikle hanımlar bu topuk bölümünde kenardaki 5 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. 5 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 6. ilmeğim, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 17 ilmeği örerken 17. ilmekte öndeki ikisini alıyorum Birlikte keserek örüyorum 16 ilmek ördüm 17. de kesim yaptım Bu sol tarafa da hanımlar 17 ilmek ayırmıştık Sol tarafa ayırdığımız ilmek sayısına gelince yani sonuncu ilmek neydi 17. ilmek 17. ilmekte kesimimi yaptım Sol tarafa 19 ilmek varsa eğer sizin 18 ilmek öreceksiniz 19. kesim yapacaksınız topukta püf nokta bu kesimimi yaptım topuğumuz için orta kısma bakıyorum burada da 7 ilmek kaldı bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek eksilecek bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak şimdi yapacağımız işlem şu kesimden sonra geri dönüyoruz arka yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum hanımlar Bakın son beş ilmeğim haroşa haroşalarımı düz örüyorum. Tekrar geri döndük ön yüzdeyiz. Şimdi bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 16 ilmek öreceğim. 17. de kesimimi yapacağım. Bakın 5 haroşamı ördüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. ilmeğime geldiğimde şu öndeki iki ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 16 öreceğim. 17. de kesimimi yapacağım hanımlar. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar yani aradaki şu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar bakın şu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İpimi artık buradan çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 17 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 17 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar patiğimizin düz tarafı içeride. Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. ikisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri Topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Ve hanımlar kesim sonunda dediğim gibi ilmekler aynı anda bitiyor ve her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Hani sağ patik sağ taraftan sol patik sol taraftan değil. Kesimi aynı şekilde yapılıyor her iki patik topuğunun da. Bu şekilde ilmeklerimizi sırası ile kesiyoruz. E benden taraftaki şişten bir ilmek. ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum bakın son birer ilmeğim kaldı bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım tığımda 3 ilmeğim var üçünü birden topluyorum buraya şöyle iki tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hemen ipimizin ucunu bir gizleyeceğim ardından da topumuza bakalım Şöyle arka kesim aralarından geçirerek ipin ucunu gizledim. Bakın hanımlar topumuz şu şekilde. Hani ayağı giyilince şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok muazzam temiz görünüyor. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Ben bu patiğime bir de şu şekilde bakın göstereyim. Kenar rüyası gittim. Hem bir kenarı daha sık oldu. Daha böyle sert oldu. Daha kullanışlı ve çok da güzel kattı. Dileyen sadece kullanabilir. Benim gibi kenar rüyası yapmak isteyenler de olabilir. Nasıl yaptığımı hemen size anlatacağım. Patiğimin deseninde kullandığım yine mor ipimi alıyorum. Önce mor ipim ile şöyle bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. İlk topuk kesimine başladığım yerden şöyle öncelikle bir ilmeğimi buraya sabitliyorum. Hanımlar bu kenar yanınızda sık iğne yöntemi kullandım. Yani bakın bir öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına batıyor, batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Hemen bir öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. Buradan ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Yani sık iğne yöntemi hanımlar. Bildiğiniz sık iğne yapıyoruz kenarımıza. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum daha sağlam olsun diye bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Hanımlar biz bu işleme bakın burayı dolanacağız. Sonra bu kenar kenarlar bu üst bölümü tamamen bakın kenar ilmek yerleri belli buralara sırasıyla batarak sık iğnemizi yapacağız şimdi hep birlikte e, ilk başladığımız yere kadar şuraya kadar patiğimizin çevresini bu şekilde sık iğne tekniği ile dolanıp gelelim Evet hanımlar patiğimin çevresini sık iğne tekniği ile dolandım geldim ilk başladığım yere kadar artık bu aşamada da şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum Hemen bu ipimizin ucunda bir güzelce gizleyelim. Sonra patiğimizi ayağımızda bakalım. Çünkü bu tarz patikler ayakta kendini çok iyi gösteriyor. Baştan sona dikişsiz iki şiş ile yaptık hanımlar. Beş şiş patik bilmeyen hanımlar için de gayet iyi. Güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Yapılışta gayet kolaydı modeli her şeyi baştan sona gördüğünüz gibi sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bakın görüntü itibariyle senin tarzı bir patik oldu. Şekil bu. Hemen dediğim gibi yama giydireyim bir de ayağımızla görelim. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Genelde hani küçük patik e, videoları ya da büyük patik videoları çok isteniyordu. Araya böyle büyük patik, küçük patik videoları da koymaya devam edeceğim hanımlar. Çünkü isteniyor. Hani sayıları vermeme rağmen bazen tutturamayanlar falan olabiliyor. Araya böyle dediğim gibi büyük numara ya da küçük numara patiklerde koymayı düşünüyorum bundan sonra. Evet patiğimi şöyle güzelce giydirdim. Bakın birlikte yaptığımız patiğimiz gördüğünüz gibi bu sık iğne yöntemiyle yapınca bakın burada bayağı sert güzel durdu yıkanınca falan bozulmaz ayakta düzgün durur bu şekilde hanımlar patiğimiz diğer yandan ve tabandan da gösteriyorum modelimiz böyle evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.